geçen yana ben bir yerde söyledim. Diyorlar ki işte gençler çalışmak istemiyor. Yani çok çarpıcı bir örnek. Bu Selçuk Şirin'in sözüdür. Profesör doktor Selçuk Şirin'in sözüdür. Sizin iş beğenmiyor dediğiniz çocuk Avrupa'ya gidiyor garsonluk yapıyor. İş beğenmezlik diye bir şey yok. Ülkede emeğinin karşılığını alamıyor. Bunu bir önce bu noktayı bir ortaya koymamız lazım. Emeğinin karşılığını alırsa bu çocuk asalak gibi yaşamak istemiyor ki kendi alın teriyle üreterek çalışmak onu da istediği gibi harcamak istiyor. Dolayısıyla bir an evvel bu planlamanın yapılıp gençlerin önüne açılması lazım. Ülkeye çok şey katacaklar. Ego yok gençlerde. Marka evet belki marka giyiyorlar ama olmazsa olmazları değil. Sonra bizim gençliğimizde yaşadığımız birbirlerine ön yargılı bakış asla yok. Evet. birbirleriyle birileriyle çok rahat oturuyorlar. Ve baktım, ben geçen yine Kent Konseyi'nde bir konuşma yaptım. Bizim yıllar sonra oluştuğumuz, geldiğimiz bu olgunluğa olgunla siz bu yaşınıza sahipsiniz. Bu büyük bir kazanç insanlar için. Hiçbir şekilde, hiçbir ön yargıda olmadan, hiç kimse kimsenin değer yargısını aşağılamadan, ee, yan yana gelmeler o kadar hoş bir şey ki. Dolayısıyla bunlar ülke kazanacak. Tek problem bunların bir şekilde üretime e, katılmaları. Bunlar ülkemiz kazanacak. E, bu yönde e, gençlerin isteklerini almak lazım. O kadar çabuk ulaşılıyor ki eskisi gibi. Hadi anket yapama yapalama gerek yok. Bir cep telefonundan her türlü anketi de yapıyorsunuz. Anketi doğruluyorsunuz. Yani kimlik doğrulaması e, suretiyle. Dolayısıyla bence gençlerin önüne açmak Türkiye'nin birinci e, Orada problemi. bir şey söyleyebilir miyim izninizle Sayın Başkan? Ee, çıkar telefonu deyince siz ben otomatik olarak dün paylaştığınız o sosyal medyadaki evet. neşeli aslında paylaşımınıza gitti aklım. Mansur Yavaş 2023 çıkar telefonunuzu dediniz gençlere ve bir çağrıda bulundunuz. Evet. Siz gençleri aktif olarak bu yeni dönemde sandık güvenliği açısından, seçim güvenliği açısından onları bu sürece katmak mı istiyorsunuz? Hem onu katmak istiyorum hem de gene bir şekilde yan yana gelemediğimiz yani yüz yüze görüşemediğimiz gençlerin oradan bize fikirlerini iletmelerini de sağlayacağız. Onun üzerinden anket yapıp seçimde vaat ederken gerçek ihtiyaçları neyse onun üzerinden bu vaatlerin verilmesi lazım. Kaldı ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı adayımız da açıkladı. Üç ay içerisinde serbest dolaşım hakkını kazanacaksınız diye. Bunun nasıl olacağını da madde madde açıkladılar. Çünkü uyum yasalarında sadece üç madde var. Bu üç madde kabul edildiği takdirde Avrupa'nın bize artık vermiyoruz deme şansı da olmayacak. Dolayısıyla gençlerin bir şekilde bu arzularını öğrenip o yönde de biz yarın propaganda yaparken... Ee, onları e, belki göremediğimiz ne varsa talepler doğrultusunda oluşturmayı, sandık güvenliğini. Bir de ayrıca e, bizim kendi seçimdeki şeylerimizi e, programımızı da oradan görecekler. Arzu edenler bizimle beraber hareket edecekler. Katmak istiyoruz. Çünkü ben e, 2019 seçimlerden sonra e, aktif şekilde çalışan e, grupları çağırdım. Hepsine bir yemek verdim. Ve kendilerine hep şunu söyledim. Bakın dedim siz sadece Ankara'da bir seçim sonucunu yani oy verdiler ve kazandılar. Çoğunun yeni ilk oyuydu. Siz ilk defa oy verdik ve kazandık diye seviniyorsun Ama sizin farkında olmadığınız bir şey var. 25 yıl sonra bir yönetimi değiştirdiniz. Ve yeni bir yönetimin kendini gösterme fırsatı verdiniz. Bu kendini gösterme fırsatını verdikten sonra şimdi görev bizde. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin daha iyi yönetebileceğini, öncelikle belediyelerin daha iyi yönetilebileceğini gösterme fırsatı verdiniz. Ama bu fırsatı bizler de eğer üstümüze düşeni yaparsak ülkenin de yönetimini değiştirebilecek bir adım attınız dedik. Şimdi gençler bunu başaracaklar şimdi. Yani ülkede yeni bir sayfanın açılmasını sağlayacaklar. Çünkü maalesef e, iktidar hep şöyle bakıyor. Biz olmazsak ölürsünüz, maaşını alamazsınız gibi böyle kara tablo çiziyorlar. E bunu 2019 seçimlerinde bizler için de söylediler. Neler neler söylediler. Belki biraz sonra o konulara gireriz ama bunların hiçbirisinin gerçek olmadığını ve öyle korkuttular ki korkularının gereksiz olduğunu tam tersine e, hatta geçen e, mutluluk endeksinde bronz madalya aldı Ankara. Ee, yani farklı bir şekilde yönetilebileceğini gösterme açısından bu çok önemli bir seçim ve e, biz bunu başardığımıza inanıyoruz. Çünkü 11 büyükşehir belediye başkanı zaman zaman bizim de abone olduğumuz anket firmaları var. Bunlar büyükşehir belediye başkanlarımızın performanslarını ölçüyorlar. 11 büyükşehir belediye yani diğerlerinde de mutlaka vardır ama bize gelenler de sadece büyükşehir olduğu için ondan bahsediyorum tümünde bir memnuniyet endeksi ve oy oranları artıyor. Demek ki eskiye göre daha iyi yönetiliyor. Bir de seçimden önce şöyle oluyor. Eski yönetim bir şeyler yapıyor. Siz sadece vaat ediyorsunuz. Sizin hakkınızda bir şüphe var. Gerçekten bu vaat edilen şeyler yapılacak mı? ya da korkutulan şeylerden dolayı başlarına bir şey mi gelecek? Örneğin işçiler işten mi çıkarılacak, sosyal yardımlar mı kesilecek, hayat tarzlarına müdahale mi edilecek gibi endişeler de var. Buna rağmen kazanıldı. Ama seçim bitikten sonra gördüler ki bunların tam tersi oldu. Yardımlar kesilmediği gibi çok daha insani bir şekilde, insan oruna yakışır şekilde yapılmaya başladı vesaire. Şimdi biz şunu iddia edeceğiz. Biz bunları yaptık. Artık ülke yönetiminde de bunlar yapılacak. Yani ortada vaat yok sadece. Yapılabildiğini gösteren 11 tane büyükşehir belediyesi var. Diğer belediyeler var. Ve bizim toplam yönettiğimiz nüfus şu anda e, il belediyeleriyle beraber 50 milyona yakın. Yani toplumun %50'sinden fazlasını şu anda Millet İttifakı belediyeleri yönetiyor. Dolayısıyla daha iyi bir yaşam şekli olabileceği konusunda artık İspatlı bir şekilde biz ortadayız. Yani yaptığımız vaatler sadece havada acaba yapılabilir mi geçti. Birçoğunu da yaptık. Belki şimdi yaptığımız çalışmalarda onlardan da örneklerde vereceğiz. Biz Ankara'da ve diğer 11 büyük şehirde, diğer belediyelerde yaptığımız çalışmaların artık sıra ülke yönetiminde de e, tamamını yöneteceğimiz için e, ülke yönetiminde de aynı haklara sahip olabileceğini, örneğin kırsal kalkınma projelerimizde ulaştığımız noktalar, birçok belediye tarafına, her belediye tarafına örnek alınmaya da başladı ama artık bunlar e, hükümet politikası olarak yansıyacak ve 84 milyon insan bunlardan yararlanacak. Dolayısıyla gençlerin e, bu seçimde oy kullanmaları çok çok önemli. Kendi geleceklerini oylayacaklar gençler. Yeni bir hayat. Şu anda eğer gençler mutluysa aynen devam etsin. Yani bu, bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Eğer kendileri mutluysa, kendi hayatlarına müdahale edilmiyorsa, önleri açılıyorsa zaten devam etsin yönetim. Ama o konuda bir endişeleri varsa şu anda önlerine ülkenin yönetimini değiştirme fırsatı geldi. E bu da 5 yılda bir geliyor. Hani erken seçim olmadığı müddetçe. E, tam da böyle 5 yıl gençlerin bir kısmını ilk defa oy kullanacağı, hayata tam atılacakları zaman. Dolayısıyla kendi geleceklerini oynayacaklar. Bizler için artık öyle bir şey söz konusu değil gençler hayatı yeni atılıyor biz artık hani şey açısından bir gelecek kaygısı olmayan insanlarız artık ama onların gelecek kaygısı var ailelerin onlardan beklentisi var ülkenin onlardan beklentisi var onun için ben gençlerin o kırgınlıklarını da bir kenara bırakmak suretiyle kendi geleceklerini olumlu yönde etkileyeceklerini düşünüyorum